Yapın mı? Evet. Evet, bu taş oyma mı oluyor bu? Ne oluyor bu? Bir taş olarak çırpman da. Çırpman. Ne yapayım şimdi? Evet. Karakut ustalarından Deli Vaci Deyanı var. Yani işçiliğince meşhur olan. Leşter olan leşter dikicidir. Ustanın kralı sizi gibi. Evet İsmail abi, bu taş oyma süs, yani bu ne oluyor bu? Yani böyle yan usta kabartma derzi oluyor. Yani taş duvarın kabartma derzi. Evet. Süslü oymalı işte. Böyle bir sanat bu. Evet, bunu yapmak bayağı bir işçilik istiyor herhalde. Bunu vacit yapar. Yok, vacit yapamaz bunu. Bunu vacit yapar. Bunu başkası yapamazlar. Başkası. Vallahi bunu ustalardan İbrahim yapıyor gibi geliyor bana. Ustam hayırlı uğurlu olsun. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Evet, vacit ustayına bizim eserimizdir bak bundan alay. Bak bu da harçlı Hüseyin Güler. Hüseyin. Bunun harçlısı olmasa bu derzi olmaz abi. En önemli harçlıdır. Evet. Harçlı ustalarımızdır. Evet. Harca bak, yarısı kara, yarısı sarı, yarısı yeşil. Bak, bu da delinin vacide. Ona kızdık ya. Ha, bu da delinin vacide. Evet. Ha, Mimar Sinan'ın amca oğlu. Amca oğlu. Amca oğlu ama. Bu kim oluyor bu? Bu da harçlı. Harçlı İbo mu? Ne bu? Şoför mü diyeceğiz buna? Niye fırıncı ekmekçi? Yeni bu ustak talip bize. Ya sen hala harçlı işine devam ediyorsun. Harçlı olmasa bu derdiler olmaz abim. Evet. Harçlı çok önemlidir. Hüseyin'e de buradan selam söyle. Aleyküm selam. Ya selamı söyleyelim mi Hüseyin Mustafa'ya? Selamın önü. Evet. Hacı dayım. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi günler. Evet. Ben damat, burada hep harçlı devam da. Damat kayık efendi. Nasılsınız bakayım? Kıyıdan gidin, kıyıdan gelin. Evet. Evet. Bak. Bir gazel türkü aç bakalım. Hayvan. Şöyle bir böyle. Seni gizli atmayayım. Şöyle. Şu an orada. Bir kez alabilirim. Bu nasıl değişikmiş? Ya işte geri kaldı.